Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Yabancılar Vize Danışmanlık'tan Hakan Yılmaz. Bugün sizlere ülkemizde yaşayan yabancıların ne gibi hizmetlerden faydalanabileceğini anlatacağım ve bunlara nasıl başvurulur, nereye başvurulur bunları anlatacağım. Şimdi bilindiği üzere dünya genelinde koronavirüs hızla yayılıyor ve ülkemizde de bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda insanlarımız evden çıkmasın, sosyal mesafesini korusun, temastan sakının diye uyarılar yapılıyor. Buna istinaden çoğu insan evinde çalışmıyor, ücretli ya da ücretsiz izne çıktı. Yabancıların da %40'ı çalışmıyor, işlerinden çıktılar, ücretsiz izne gönderildiler. Evlerinde şu an kalıyorlar bu virüsten dolayı. Şimdi yabancıların ne gibi ücretsiz hizmetlerden yararlanabileceğini anlatacağım. Mesela Cumhurbaşkanımız maske satışının yasakladı. Maskeler artık ücretsiz verilecek. Ülkemizde yaşayan her yabancı bu hizmetten, bu maskeden alımından yararlanabilir. Bunun için yapmanız gereken Türkiye.gov.tr ülkemizin resmi web sitesi olan, tüm hizmetlerin oradan duyurulduğu web sitesi olan Türkiye.gov.tr'ye giriş yapıyor. Orada ana ekranda ücretsiz maske diye bir bölüm var. Zaten maske resmi çıkıyor. Bunların linkini zaten videoya yorum yaparsanız, yorumunuzun altına hangi web siteleri üzerinden hizmetler veriliyor, hangi web sitesi ne hizmeti veriyor, hangisi ücretsiz, nasıl başvurulur, bunların hepsini videonun altına yorum yaparsanız bunların hepsini, linkini vereceğiz. Siz de telefonunuzdan tıklarsınız. Direkt ilgili sayfaya girersiniz. Orada da nasıl olacağını ben anlatacağım şimdi. Örnek maskeden gidelim. Türkiye'de yaşayan her insan buna başvurabilir. Türk yabancı ayrımı yok bunda. Yabancılar için gerekli olan yabancı kimlik numarası. Yabancı kimlik numarası 99 ile başlar. Bu numaranızı giriyorsunuz, isminizi, soy ismini yazıyorsunuz. Ondan sonra evinizde, oturduğunuz adreste başka yabancı varsa, onun da kimlik numarası varsa, onun da bilgilerini yazıyorsunuz. Ondan sonra her bir pakette 5 adet maske var. 5 adet maske var her bir pakette. Yanınızda başka yabancı yaşıyorsa aynı adreste, onun da kimlik numarasını girerek bu adeti arttırabilirsiniz. Alttaki seçenekte adres bilgileri var. Şu anda yaşadığınız adresi açık olarak yazabilirsiniz. İli seçiyorsunuz, ilçeyi seçiyorsunuz. Altta da mahalle açık adresi seçiyorsunuz. Ve de durumu onaylıyorsunuz. Maske alabilecek yabancıların 20 yaş üstü, 65 yaş altı olması lazım. Yani 20 yaşından aşağıdakilerine olmuyor, 65 yaşın üstündekilerine olmuyor şu an için. Yani yaşınız 21'den 64'e kadarsa buna başvurabilirsiniz. Öte yandan gıda yardımı, erzak yardımı da yabancılar alabilir. Bunun için bir E-Devlet şifreniz olması lazım. Geçerli bir ikametiniz varsa postaneye gidip E-Devlet şifresi alıyorsunuz. Ve de İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye.gov.tr üzerinden bir şeyi var, linki var. Oraya Açık Kapı diye web sitesi var. Bu projenin adı Açık Kapı. Açık Kapı projesine giriş yapıyorsunuz. Orada gerekli yardımı seçiyorsunuz. Yabancılarla ilgili yardım bölümü de var. Yabancı olduğunuzu belirtiyorsunuz. Orada da gıda yardımı, erzak yardımı talebinde bulunabiliyorsunuz. Öte yandan işten çalışma izni olan yabancı, işten ücretsiz izne çıktıysa ya da çıkışını verdiyse işveren, eğer 400 gün primi varsa daha önceden, bu da işsizlik maaşına başvurabiliyor. Bunu da söylemiş olayım. Eğer kafanıza bir şey takılırsa videonun altına yorum yaparak biz size destek olacağız. Dediğim gibi Türkiye'de yaşayan her yabancı bu 5 adet ücretsiz maskeden faydalanabiliyor ve de haftada bir kez sipariş verebiliyorsunuz. PTT kapınıza getiriyor.
Eğer adresi olmayan varsa biz kendi adresimizi veririz. Gelir maskeleri buradan alır. Hiçbir önemi yok. Biz yabancılara hizmet ve yardım için buradayız. Bu ülkede yaşayan her insan bizim için değerlidir. Irkı, dini hiçbir şey önemli değil Türkiye Cumhuriyeti için. Tüm dünyada maske yokken bizim ülkemizde maskelerin ücretsiz verilmesi Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor zaten. Yabancılar, çok büyük bir devlette yaşıyorsunuz. Herkes bunun kıymetini bilmeli. Ülkemizi sevmeliyiz. Doğduğun yer değil, doyduğun yer önemlidir. Herkese teşekkürler. Aklınıza bir soru işareti takılırsa videonun altına yorum yaparak biz gerekli linkleri vereceğiz size. Direkt o linke tıklıyorsunuz ve ilgili siteye bağlanıyorsunuz. Yardım taleminde bulunuyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız ki böyle sizinle ilgili videoların devamı gelsin. İyi günler.